Yalancının mumu. Aman sanayım bir görsen dudaklarını büze büze. Ben karşıyım botoksa filan. Sodayla temizliyorum cildimi. Ayol gülse gülemiyor. Kaşları kıpırdamıyor kadının. Sevimsiz. Bırak kendini kandırsın. Aman hiç ilgilenmiyorum artık ben onlarla. Canım. Ben banttayım da. Seninle konuşurken yavaşladım şimdi. Terim soğumasın. Tamam sonra beni arama. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayrola Cansu? Kozmetik arası verdim. Çok sıkıldım. Bakımsızlıktan öleceğim ya. Sıkıntıdan her yerimde sivilce çıktı. Şunlara bak. Bu geçici bir dönem Cansucuğum. Bir süre dişini sıkacaksın. Sonra tadını çıkaracaksın. Bak Feriha'ya. Çalıştı, çabaladı, kazandı. Şimdi ne kadar rahat. Evet, rahat olduğu kesin. Dün akşam aradım, evde değildi. O gezmeye gitmedi. Kızım arkadaşlarıyla ders çalışmaya gitti. Tabii canım. Yoksa hiç izin verir miydiniz zaten? Cansu. Hı. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Spa'ya. Aa. Tülinlerle program yapmıştım. Sen de gel. Hem Lara da orada olacak. Şu ölü derileri at üstünden. Biraz havaya gir. Süper. Dönüşte de Pelin okuldan alırız. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ ol. Hasretti, hasretti. Geldi gördün mü? Zeynep Koru, sosyetik DJ. Ama anne sosyetik. Çakma işte. Ya baksana. Niye bakayım Cansu, tanımıyorum. Ay, ne güzel kadın. Boyum kadar bacakları var. Cansu, önüne döner misin lütfen? Ayıp oluyor artık. Ay ne hoş kadınlar. Attıkları her adımda dergilerde tabii. O dergilerle aklını bozdun iyice. Yani tek marifetleri şu dergilere çıkmak olan bu içi boş bebekleri mi kıskanıyorsun? Ya öyle deme. O dergiler statünü belirliyor bir kere. Lara neden bu kadar popüler sanıyorsun? Ya bir iki kere o dergiye çıktı diye Facebook'ta 600 tane arkadaşı var. Onlar dergiye çıkar, ben de ancak okurum işte. Ne yapıyorsun sen ya? Ben de uzatmayalım artık. Sen başlattın. Üstüme geldin, ben de tepki verdim. Zor zamanlardı. Bitti, tamam mı? Vay be. Bitti demek. Bu kadar basit. Anne ne yapmamı istiyorsun? Ne istiyorsun? Büyük yüzsüzsün sen ya. Hande abarttın ama. Yaşadığım stresin farkında mısın? Ne bok yiyeceğimi şaşırdım. Kararsızlıktan, suçluluk duygusundan ne hale geldim görmüyor musun? Koray. Defol. Yok ya. Hande, sen cidden uçmuşsun bebeğim. Uçtum. Yarın da bombanın üstüne konacağım. Günaydınız efendi. Hayırlı sabahlar Sanev Hanım. Teşekkürler.
Sen daha giyinmedin mi? Ne giyinmesi? Ben daha kahvaltı bile etmedim. Cansu, söyledim ya sana. Matematikçim bugün erken gelecek. Hadi hemen giyin, sonra da bir şeyler ye. Ne yapıyorsun? Kahvaltı ederken okuyacağım. Hayır efendim. Şimdi hemen üstünü giyineceksin, sonra kahvaltını edeceksin. Ders bitene kadar da bu saçmalıklara bakmayacaksın. Akşama evde olacağız. Günaydın hayatım. Anne, gazeteler nerede? Masanın üstünde, ne oldu? Hiç bir dergi istemiştim. Tamam, hadi ben çıkıyorum. Bay bay. Cemiyet hayatını tanımış isimlerinden milletvekili İsmail Altunoğlu Koray Onat, Playboy'a soyundu. Onat, Ulus'a tek başına yaşadığı lüks evlerinde genç bir bayanla sarmaş dolaş yakalandı. Akşam saatlerinde eve giren ikili sabahın ilk ışıklarına kadar eve kapandı. Bu aşk kaçırmağında Ankara'dan gelecek tepki merak konusu. Hoş geldin. Ne oldu Hande? Geç içeri. Seni dinliyorum Hande. Hande? Hande? Sıkılmaya başladım. Konuşsana. Emir. Sana bir şey göstermek istiyorum. Bunu başkasından görmeni istemedim. Dergiyi sen mi gösterdin? Böyle olsun istemedim Koray. Bana sormak hiç mi aklına gelmedi Hande? Sana defalarca sordum. Seni uyardım. Ama o kız senin gözünü döndürmüştü. Beni takmadın bile. Sen... Yani sen bunca zamandır bundan mı bahsediyordun? Bütün o sorgulamalar falan hepsi bunun için miydi? Feriha ve ben. Feriha ve ben. Feriha ile sen. Hepimizi güzel kandırdınız. Bravo. Anne çık. Koray. Hande çık git. Böyle olsun istemezdim. Ama yaptıklarının tek suçlusu ben değilim. Efendim Haldun. Hı. Oh, bitti. Peki. Görüşürüz. Baban yarın dönüyormuş. Öyle mi? İyi. Yani bugün de Emir'le ilgili tek bir haber bulamazsam artık ülkeyi terk ettiğini falan. Ne oldu? Amerika'ya mı yerleşmiş? Aa. Feriha? Ne Feriha'sı?
Aa. Şuna bak. Bana bir bardak su verir misiniz? Hande erken işte hayat. Merhaba. Ne oldu, tatsızsın? Yok. Öylesine canım sıkkın biraz. Alışverişe çıkalım mı? Sonra sinemaya gider bir şeyler yeriz ha? Yok anne. Canım hiç istemiyor. Çıkacağım biraz sonra. Kore'ye gideceğim. Aa, ben de onu dergide gördüm sabah. Kız arkadaşıyla çekmişler. Çok hoş bir kız. Tanıyor musun onu? Tanıyorum. Ama kız arkadaşı değil. Öyle takıldığı kızlardan bir tanesi. Ha, ben de ciddi bir şey zannetmiştim, hay Allah. Ne ciddisi ya? Kore işte. Her gece evinin kapısını başka bir kıza açıyor. Piyasada bu kadar ucuz kız olduktan sonra evi de boş kalmıyor. Sonra arkalarından ne diyor biliyor musun? Hı. Eve gelen sonunu bilir. Bu da bağlı çıktı. Şöhret oldu. Okulda çok ekmeğini yer tabii. Ah şu Koray. Pırlanta gibi çocuk. Ama kaç yılda bir düzgün kız görmedik yanında. Orta mallarıyla takılmaktan ciddisine fırsat kalmadı. Zehra Hanım. Lütfen dikkatli olun. Affedersiniz. Ne istiyorsun? Konuşabilir miyiz lütfen? Tamam. Çok kızmıştım. Nefret etmiştim senden ama bitti. Seni öyle yerde görünce... Yani öyle gördüğüm anda bitti. Okula dönmek zorundasın artık. Hande. Defol. Ne oluyor sana ya? Muhteşem ya. Bu performans. Konservatuar sınavlarına girseydin belki sen de burs kazanırdın Hande. Delirdin sen artık. Kendini böyle mi cezalandıracaksın? Yanında olmaya çalışan tek kişiyi uzaklaştırarak mı? Hande ağlasana. Ciddi söylüyorum. Ne zaman ağlamaya başlayacaksın çok merak ediyorum. İyi. Yalnız kal. Hande. Her şeyi biliyorum. Senin yaptığını biliyorum Hande. O paparaziyi tuttun. Fotoğraflarımızı çektirdin. Dergiye koydurdun.
Evet. Çok kızmıştım. Seni affedemiyordum. Ondan nefret ediyorum. Sizin görüşlerinizi biliyordum. Gizli gizli buluşacağınızı da biliyordum. Senin de, Emir'in de ne düşündüğü benim hiç umurumda değil, biliyor musun? Emir de sen de bittiniz Hande. Bundan sonra benim için yoksunuz. Hadi kızım şimdi defol. Koray. Defol. Lütfen. Hani en kötü, en çirkin olduğum zamanlarda yanımda olacaktın? Koray. Ya Koray, ne olur aç lütfen. Koray. Koray, ne olur aç. Günce. Biri mi geldi? Seni beklemiyorduk. Farkındayım. Konuşmamız lazım. Emir, Feriha sana ihanet etti. Sen bayağı geride kaldın canım. Çünkü bana sadık kaldı. Bak, Koray'ın evine benim için gitti. O gece ben de evdeydim. Koray Feriha'yı bıraktı ve gitti.
Biz o gece Feriha ile yalnız kaldık. Feriha seni buraya ne saçmalaman için yolladı bilmiyorum ama... ...sen şimdi gidiyorsun güzelim. Hande sus. Bir dakika. Anlat Günce. Devam et. Emir ben... Ben hamile kaldım. Koray'dan. Bebeği aldırdım. Ben bunları yaşarken Feriha hep benimle birlikteydi. Beni hiç yalnız bırakmadı. Koray'la da benim için buluşuyordu. İkisi de bana söz verdiği için sana bir şey söylemediler. Feriha yanlış bir şey yapmadı Emir. Feriha göndermiş belli. Sus Hande. Belki de Koray. Ya ben ikisini de bastım, yatıp kalkıyorlar. Kim bilir seni kafalamak için ne saçmalıklar uydurdu. Hande sus.